Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Bu sefer Almanca Kolay sınıfta değil, Türk-Alman kitap evinde. Dolayısıyla sizin aslında haftalardır burada çekim yaptığınızı biliyorum, Almanca Kolay ekibi. Ben tabii kendi derslerimde olduğum için bugün de, daha doğrusu bu hafta itibariyle de okullar tatil olunca dedim ki Türk-Alman kitap evini böyle bir basalım, çekimde neler yapıyorlar değil mi? Benden gizli saklı bir şeyler dönüyor mu falan diye, işin şakası tabii. Burada Thomas Bey'i de bulmuşken açıkçası hem Türkçe hem Almanca böyle karışık bir şekilde bir sohbet edelim. Bu hem pratik olur hem de Almanca'ya dair sorular olur. Açıkçası soru hazırlamadım. Önümde herhangi bir kağıt göremezsiniz. Göremiyorsunuz. Dolayısıyla hani ben spontan bir şekilde Almanca hakkında, Almanya hakkında, belki de işte bu Almanca'ya olan bu son yıllardaki aşırı ilgi nedir gibilerinden böyle ufak bir röportaj, sohbet havasında bir çekim yapmak istedim. Çok spontan bir şekilde. Sollen wir anfangen? Gerne. Evet, ben böyle bir ardıl çeviri şeklinde. Hallo. Evet, Thomas Bey, herzlich willkommen bei Almanca Kolay hier. Danke schön. Almanca Kolay. Und ja, wie sollen wir anfangen mit Deutsch? Genau. Da gibt es eine Tendenz in den letzten Jahren. Ja. Eine steigende Tendenz. Mhm. Und das mit Deutsch, wieso ist es so beliebt in den letzten Jahren? Ja, ich meine, das ist ja auf den Ursprung, kann man das zurückführen. Früher, wie Sie ja wissen, ist das, war Französisch die erste Fremdsprache in der Türkei. Danach ist das, wie es auf der ganzen Welt so ist, vom Englischen abgelöst worden. Mhm. Und Deutsch hat sich dann immer mehr etabliert. Man darf auch die deutsch-türkische historische Beziehung nicht unterschätzen. Ich meine, es gab einen großen Anteil von Deutschen, die auch in die Türkei damals emigriert sind. Das hat in den 1800er Jahren schon angefangen. Das war eben nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ökonomisch sind sehr viele Deutsche hier runtergekommen. Mhm. Und danach sowieso durch das Dritte Reich. Da sind es eher Deutsch-Juden gewesen. Ja. Wie Sie genau wissen, ist das auch in Ankara, haben sich auch sehr sesshaft gemacht. Darf ich mal pausieren? Und gerne. Okay. Şimdi son yıllardaki bu Almanca'ya olan artış, bu Almanca'ya olan ilgi nereden kaynaklı diye sordum Thomas Bey'e. Demesi şu ki, Almanca aslında Türkiye'den bahsedecek olursak, Türkiye'deki bu Almanca'ya olan ilgi öncelere bilirsiniz. Neydi? Fransızcaydı. Ardından ne oldu? İngilizceye bıraktı kendini. Onun akabinde ne oldu? Almanca'da bir yükseliş oldu, öyle değil mi? Hatta Fransızca Almanca'ya nispeten birazcık daha geriledi gibi diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu benim şahsi fikrim. Ama Thomas Bey'in demesine göre bu üçüncü imparatorluk, bu Alman İmparatorluğun biliyorsunuz o dönemlerde Alman Yahudileri ne yapıyordu? Sonuç itibariyle başka ülkelere geçiyorlardı, göçüyorlardı. Zorunlu göç vardı. Dolayısıyla buraya da gelmek durumunda kalan Almanlar oldu. Ama Türkiye ve Almanya'nın ilişkileri hep her zaman çok çok iyiydi. Dolayısıyla bu belki olabilir diye devam eden, ben mecburen burada kesmek durumunda kaldım. Evet. Wir können jetzt weitermachen. Ja, und eigentlich hat sich das dann so weiterentwickelt. Natürlich sind dann auch viele türkischstämmige nach Deutschland rüber gesiedelt. Mhm. Eigentlich kann man heute schon sagen, jeder hat zumindest irgendeinen Verwandten in Deutschland. Genau. Leben, ne? Also in irgendwie, wenn Sie in Ihren Taxi steigen oder sowas, dann wird gefragt, ah, Sie kommen aus Deutschland. Hier, mein der und der wohnt auch in so und so. Mein Schwager, Vetter oder hast nicht gesehen. Ne? Ganz zu schweigen von den jetzt schon mittlerweile dritte Generation Deutsch-Türken. Mittlerweile hat sich ja sogar eine eigene Sprache entwickelt. In Deutschland, mhm. So dieses Deutsch-Türkisch, ja. Dieser Slang, wo meistens, wie zum Beispiel Anne beim Einkaufen, Gidiorum, ne? So solche Slangs dann entwickelt und so eine Mischsprachen und so ganz neue Kultur. Und zwischendurch, also die zweite Generation, die waren eher so ein bisschen so, ich bin weder noch,
Jetzt kommt die dritte Generation, die dann gesagt hat, ich bin beides. Mittlerweile gibt es auch sehr viele Rückkehrer, die aus Deutschland hierher wieder zurückgekommen sind, gerade in 2001, in dem Jahr, wo es hier wirtschaftlich wieder aufging. Mhm. Wir haben hier in der Buchhandlung, findet auch allmonatlich ein Rückkehrer-Stammtisch statt. Ah. Das sind Türken, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, Deutsch-Türken, aber sind auch mittlerweile viele. Jeden also Freitag vom, oder? Vom Pass. Nein, das ist einmal monatlich. Einmal monatlich, sogenannter Rückkehrer-Stammtisch. Und das sind größtenteils Akademiker, die hierher wieder zurückgezogen sind im Endeffekt. Okay, ne? Darf ich mal? Gerne. Da bayağı şeyler anlatılıyor, lafı açıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkiye'den Almanya'ya geçen tabii birçok insan var. Yani Türk kökenli olup da bilenler mutlaka bilecektir. Bu 60'lı yıllarda işçilerin gitmesiyle, ben de öyle bir aileden geliyorum. İşçi ailelerin orada bulunmasıyla şimdi 3. jenerasyon çıktı ve 2. jenerasyon ya Türk'tü, tamamen kendine Türk olarak benimsemişti. Ancak şimdi 3. jenerasyona bakıldığında kendilerini hem Türk vatandaşı hem de Alman vatandaşı olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu her iki kimliği de çok güzel bir şekilde şey yapıyorlar, taşıyorlar kendi içlerinde. Dolayısıyla Thomas Bey'in demesi ve benim de kesinlikle katıldığım ve kesinlikle karşı olduğum bir durum bu. Bu arada şöyle bir dil gelişti. Türk-Almanca, Türkçe ve Almanca. Hani wie sie das vorhin geschildert haben. Ben, anne ben einkaufen gidiyorum. Kesinlikle karşı olduğum bir şey. Yani bir dili konuşuyorsanız, söz gelimi İngilizce konuşuyorsanız Türkçe aralara sokuşturmazsınız, öyle değil mi? Ben karşı değilim ama. Tam tersi. Burada interneti yapmak zorunda ama. Hayır. Ben tam tersini söyleyeyim. Çok güzel bir olay çıktı ortaya. Ne dediniz? Ben, çok güzel bir olay çıktı desteklediğini. Ortaya. Tabii. Ben kesinlikle desteklemiyorum. İşte siz hocasınız hocam. Ben yapamam mı burada bir şey? Öğretmen olarak ben buna karşıyım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bir dilde kendinizi ifade ediyorsanız o dilde devam etmeniz doğru değil mi? Hani hem o hem o olur mu canım? Olmaz. Bence kesinlikle olmaz. Kapatabilir miyiz? Evet, öyle düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Buyurun. Peki bu şeyi belirttiniz. Tabii Türkiye 2001 yılında temelli olarak dönem değil mi? Evet. Almanlar Türk kökenli insanlar değil mi? Türk kökenli insanlar. Yani en azından soy adına bakıyorsanız evet Türk. Evet. Yok, buraya yerleştiler. Buraya geri döndüler, evet. Ve ayda bir Türk-Alman kitabevinde buluşma oluyor. Buluşmaları evet. Var. Şimdi Almanca devam edelim. Okay. und was für Bücher, welche Bücher werden hier verkauft? Und welche Altersgruppen sind das? Ne gibi kitaplar satılıyor? Hangi yaş grubu, welche Berufe, hangi mesleklerden insanlar geliyor? Das ist eigentlich querbeet. Also es gibt keine bestimmte Klientel, die wir haben, eigentlich hat die türkische Klientel mittlerweile sehr, sehr stark zugenommen durch die Eröffnung des Cafés, dass auch Leute hierher kommen, die gar nichts mit Deutsch zu tun haben und hier einfach arbeiten. Aber wenn man jetzt vom Buchhandel ausgeht, haben wir eigentlich ganz verschiedene Sachen unten. Also es geht von Belletristik über Klassiker, fachbezogene Literatur. Natürlich liegt unser Hauptaugenmerk immer auf Türkei-bezogenen Sachen auch. Ne? Mhm. Entweder Türken, die Deutsch lernen, oder eben Literatur, die über die Türkei geschrieben wird, oder türkische Autoren, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Aha. Also da haben wir also sehr viel unten auch. Was wir haben eine Jugend- und Kinderabteilung unten, wo Sie gerade das Alter angesprochen haben. Also ja. Das geht zwergelt. Hauptaugenmerk liegt natürlich noch immer auf Deutsch als Fremdsprache bzw. Schulbücher, aber die Buchhandlung bietet eigentlich so auf dem ersten Schein alles querbeet. Wunderbar. Mhm. Okay, das übersetze ich jetzt oder versuche das zu übersetzen. Ja, bitteschön. Çevirmeyi deneyeceğim. Kolaylıklar. Bu arada arkadaşlar, onu da tabii CV'mde var olan bir şey, milli takım tercümanlığı yaptım ben. Paraşüt milli takımındaydım. Ya,
Lütfen. O zaman bitirsin. Şimdi buradaki kitaplar arasında tabii çok çeşitli kitaplar var arkadaşlar. İşte edebi kitaplarından tutun da alan kitapları, işte çeşitli branş kitaplarından tutun da tabii daha çok Almanca öğrenmeye yönelik kitaplar tabii başlangıç olarak, çünkü bunun buranın kurulumunda öyle değil mi? Deutsch als Fremdsprache, yani bu ikinci ya da yabancı dil olarak Almanca'dan yola çıkılmış. Dolayısıyla o kitaplarda bir ağırlık var. Tabii romanlar da var, başka kitaplar var. Şimdi burası çok keyifli bir yer bir defa. Öncesinde kafe yoktu, onu da ben söyleyeyim. Kafe yoktu, bu üst taraf tamamen kitaplardan oluşuyordu, depo vardı falan. Alan kitapları vardı. Ondan sonra çok güzel bir kafeye dönüştü. Almanca bilmeyenler de tabii buraya geliyor ve keyifli vakitler geçiriyorlar burada. Arkadaşlar, sizlerden sürekli gelen bir soru var. Benim de kesinlikle sormak istediğim. Hep bana soruyorsunuz aslında. Sorulması gereken kişi ben değilim, Thomas Bey. Dolayısıyla ona soruyorum. Bu kitaplar neden bu kadar pahalı? Wieso sind diese Bücher, die Deutsch als Fremdsprache Bücher oder was auch immer so teuer? Ja, es geht. Eigentlich sind sie, wenn man es mit den Europreisen rechnet, gar nicht so teuer im Endeffekt. Ne? Es ist auch so, dass ich teilweise, okay, sie sind teuer im Vergleich zu den türkischen Buchpreisen. Da haben sie vollkommen recht. Aber wenn ich manchmal Studenten auch sehe, da werden ganz andere Prioritäten gesetzt. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt dreimal bei McDonald's esse, da habe ich einmal ein Buch raus. Mhm. Ne? Oder was kostet so eine Uhr? Was kostet so ein Handy? Was kostet so solche Turnschuhe? Es werden eben, das Buch steht immer eigentlich als letztes. Ne? Wir machen auch bestimmte Rabatte sowieso. Wir versuchen eigentlich den deutschen Ladenpreis so gut wie möglich zu halten. Aber billiger als in Deutschland können wir eigentlich gar nicht werden, ne? Weil das Buch muss auch noch hier eingeführt werden. Es entstehen Zollgebühren und Portogebühren etc. pp. Ne? Aber es ist immer eine bestimmte Verhältnismäßigkeit auch. Wenn es auf einmal auf ein Buch kommt, dann warum ist das so teuer? Genau. Ja? Yeah? Das übersetze ich jetzt gleich. Gerne. Şimdi arkadaşlar, hepimizin sormak istediği ve benim de dediğim gibi, işte bu kitaplar neden bu kadar pahalı? Şimdi bir defa euro, değil mi? Euro para birimini Türk parasına çarptığımızda, Türk lirasına çarptığımızda yüksek meblağ gibi gözüküyor. Ancak işin içerisinde tabii gümrük de var, öyle değil mi? Ondan sonra gönderim masrafları oluyor. Tabii bunun haricinde insanların öncül olarak tuttukları şeyler var. İşte ne yapıyoruz? İşte ben yapmıyorum ama işte fast food'a giden arkadaşlar umarım azdır. Onu söylüyor. Değil mi? İşte 3 tane menü parası aslında bir kitaba denk geliyor. Da işte t-shirt ya da bir saat. Buralara para veriyorsunuz da kitapları niye sona saklıyorsunuz diyor haklı olarak. Bence de kitaplara aslında verilen para kesinlikle verilmesi gereken bir meblağ arkadaşlar. Çünkü bu sonuç itibariyle bizi besleyen, ruhumuzu besleyen, bizim bilgimizi besleyen şeyler olduğu için bence kitaba verilen paraya acımayalım, üzülmeyelim. Evet arkadaşlar, bu 4. çekimmiş meğer. Tabii ben de dışarıdan şaka bir yana takip ediyorum, ilgiyle takip ediyorum. Çok güzel kitaplar tanıtılıyor burada. Bu 4. çekimde dedim ki böyle bir kafeye bir gireyim, bakalım ne yapıyorlar diye. O an çok teşekkür etmek istiyorum Thomas Mühlbauer'a. Çünkü biz teşekkür ederiz. Çok keyifli programlar yapılıyor artı kitap tanıtımları. Birçok arkadaşımız bundan faydalanıyor. Daha hemen işte işmiş. Und, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich darf mich entschuldigen, falls bei mir natürlich bei den Sendungen, ich muss sie auf Türkisch halten. Aha. Wenn das nicht so professionell rüberkommt, darf ich mich bei allen entschuldigen. Ganz ja? Im Gegenteil, weil das kommt wirklich sehr gut rüber. Und da gibt es viele, die sagen, dass ihr Türkisch viel besser als deren Türkisch ist. Estağfurullah. Her şey için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Vielen Biz Dank. Teşekkür ederiz. Okay, dann. Ich danke. Bis dann. Tschüss. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar, dersleri kaçırmıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.